Heterodoksla ilgili de örnekler şunlar: Arjantin ve Brezilya. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in bir değerlendirmesi var, 2013 yılında yazdığı. Yani işte hepimizin ilk kez duyduğu kelimeler bazen, ekonomist değilsek eğer. Şöyle diyor: genellikle gelirler politikası adından dolayı vergi politikasıyla karıştırılır. Oysa buradaki gelirler politikasından kastedilen şey gelirlerin dondurulması. Yani pek çok şeyin dondurulmasından bahsediyor. Faizlerin, fiyatların, kiraların dondurulması. Böylece toplumda belirli bir süre hiçbir fiyat ve ücret artmadığında enflasyonist baskının kırılacağı düşünülür diye anlatıyor ekonomist Mahfi Eğilmez. Yani bu heterodoks bir süreliğine tırnak içerisinde bir yalancı düşüş mü yaratacak, sonra bir patlama, seçim öncesi özellikle seçilen bir yöntem mi? Ki Arjantin ve Brezilya'da da bir süre bir rahatlatma sağlamış ama daha sonra bir patlamayı biliyorsunuz, örnekleri beraberinde getirmiş. Vallahi bir defa şunu söyleyeyim, yani ben Maliye Bakanlığı'nın bir şeyden anladığını falan düşünmüyorum. Yani ekonomiden, iktisattan, bu teorilerden falan. Samimi söyleyeyim, yani televizyona çıktığında ben gülümseyerek izliyorum böyle. Biraz hani, farklı bir açıklama duyduk ama ilk kez. Hani yani böyle dün komik geliyor bana adam. Böyle hani tanışıyor olsam falan, geçen bir yerde de söyledim, canım sıkın olduğu günlerde sohbet edip kafamı dağıtmak isterim. Yani böyle aynı sitede otursak. Böyle şey bir adama benziyor. Hiç konuşmalarına da bakıyorsunuz, gözümün içine bakın diyor, ışıl ışıl diyor. Ne bileyim yani. Pırlantaları getirin diyor, pırlantaları ondan getirin. Sonra yani ben yapıyor. Hakikaten şimdi bir şey belki vatandaşlarımız hani bilmeyebilir tabii, takip etmediği için, belki bu kadar bu denli odaklanmadığı için meclis içerisindeki, AKP içerisindeki siyaset nasıl dönüyor? AKP milletvekili yapamadıklarına, yer bulamadıklarına bakan yardımcılığı makamı diye bir şey uydurdu. Bakan yardımcılığı getirdi. Ondan sonra işte milletvekili yapmamışlardı Maliye Bakanlığı. Onu bakan yardımcısı yaptılar. İşte Berat Bey'in yanında gidiyordu, geliyordu falan. Sonra Berat Bey gittiği yerine bir sürü bakan atadılar. Emin olun, Tayyip Erdoğan'ın dünyada, yeryüzünde hiçbir ekonomi teorisyeninin söylemediği bir teoriyi icat ettiği ve bunu hayata geçirebilmek açısından Türkiye milyarlarca dolar parasını harcıyor ya, böyle bir ortamda kimse Maliye Bakanı olmak istemiyor. Aklı selim hiç kimse olmak istemiyor. Yarın öbür gün bunun hukuki sorumlu olacak, başım belaya girecek, bilmem ne olacak. Bir bunu buldular. Ben öyle görüyorum, kabul eden. Bu da işte öyle çıkıyor, hoşuna gidiyor falan konuşmalar yapıyor. Yani ben gerçekten bir bilgi sahibi olduğuna zerre inanmıyorum. Şimdi ben bir durum tespiti ve çözüme ilişkin birkaç şey söyleyeceğim. Hani çözüm olarak da partiler, muhalefet ne söylesin deniyor. Şimdi birincisi, biz kurumların işte bilgileri yanlış söylediğini, eksik söylediğini, manipüle ettiğini söylüyoruz ama mevcut kurumların bilgilerine göre söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de 12 milyon asgari ücretli var. İstediği kadar yükselsin asgari ücreti. Zaten her geçen gün eridi gitti o. 8 milyon insan asgari ücretin 1/3'üne kadar gelirle geçiniyor Türkiye'de. Bakın 8 milyon insan. 10 milyon işsiz var. Tamam mı? Şimdi bunları aileleriyle birlikte hesaplayıp topladığınızda zaten 84 milyonun 65-70 milyonu belki böyle bir sayıya denk geliyor. Yani insanlar sadece ve sadece hayatta kalma mücadelesi yapıyor. Çok büyük bir kesimi. Bir diğeri, Cumhuriyet tarihinin rekor icra dosya sayısı var. Borçluluk ve takip, insanlar iflas etmiş takipte. 23 milyon. İlk 3 kısmını TÜİK'in rakamları, şimdi saydım, Adalet Bakanlığı'nın resmi verilerinden söylüyorum. 850 bin ceza dosya sayısı var. Mahkumiyet oranı %52 olarak hesapladığında, şimdi cezaevleri 300 bin ya, önümüze 1-2 sene içerisinde yaklaşık 450 bin yeni mahkum demek. Şimdi bu bir sosyal patlamaya işaret eden rakamlar olarak ben bunu söylüyorum. İleride bu söylediklerimiz bakın gelir yani. Yaklaşık 8,5 milyon savcılık soruşturma dosya sayısı var. Türkiye'nin %7'si şüpheli olarak işlem görmüş. Şimdi korkunç. Bize ne dolardan molardan diyorlar ya, bir yıl içerisinde ödemekle yükümlü olduğumuz dolar borcu 170 milyar dolar. Merkez Bankası rezervine göre eksi 56 milyar dolar paramız var. Değil mi? Şimdi
Bu nedir? Bu büyük bir buhrana işaret ediyor. Bir buhran var. Bunu böyle işte yok ortodoksmuş bilmem neymiş böyle konuşarak ederek yani akıl dışı böyle iddialar vesaire ya da işte tutacak tutmazsa ben batarım yani gibi böyle gayri ciddi şeylerle falan analiz edecek durumumuz yok. Şimdi ben Maliye Bakanı'nın hangi söylediğini şey yapayım yani televizyonda gerçekten ben onun konuşmasını falan izledim böyle gözlerim içine bakın derken sağlıklı bir ruh hali görmüyorum yani gerçekten üzücü ama işte maliyenin başında şu anda. Nasıl düzeltecek o? Şimdi bu durumda ne lazım? Biz yeni kurallar koymamız lazım. Onun için parlamenter demokrasi diyoruz. Kuralları değiştirmemiz lazım. Böylesine ucube bir sistem. Bu başkanlık sistemi değil, yarı başkanlık sistemi değil, parlamenter sistem değil. 200 devlet var dünyada. Hiç eşi benzeri görülmemiş. Sadece Erdoğan'ın keyfine göre yazılmış bir sistem. Bir de bak bu kuralları değiştireceğiz. Yeni kurullar koymamız lazım. Her kuruşun hesabının sorulabildiği, kimsenin etki edemediği, işte Sayıştay'ın çok daha etkin denetim yapabildiği, yeni kurulları biz kurmamız lazım. Yeni kurullar var biliyorsunuz yeni tabii. Sistemde ama Cumhurbaşkanlığı bünyesinde. Efendim bunlar değil yani gerçekten bir sağlıklı bir yapılanma inşa edeceğiz. Yeni aktörlerin görev alması lazım. Liyakata dayalı, gerçekten işin ehli insanların. Yani atadığın zaman, belirlediğin zaman Maliye Bakanı'na herkes desin ki ya bu adam kabul görsün. Vicdanlarda hangi partiden olursa olsun bu adam saygın bir ekonomist. Bu işten iyi anlıyor. Bu alanda çalışmış, tecrübesi var. Bu duyguyu vermeli insanlara. İşte getireceğin tüm bakanlar hepsi bu duyguyu vermeli. Hukuk devletini inşa etmen lazım. Yani herkese eşit hukuk, yargı bağımsızlığı, hakim savcı teminatı, üzerlerindeki baskıyı kaldıracağın, hakikaten liyakatlı, vicdanlı insanların terfisini geliştireceğin bir durum. Demokrasiyi inşa etmemiz, dünyada herkesle kavgalı bir hal olur mu? Yani Türkiye lojistik açıdan baktığımızda, stratejik açıdan baktığımızda en kıymetli coğrafya. Yani dünyanın belki de en stratejik noktasındayız. İki kıtanın birleştiği bir noktadayız. Yani böyle bir Türkiye elimizde var. Hindistan'dan sonra dünyanın en genç ikinci nüfusuna sahibiz. Ama bunları kullanabilirsen yani gençlere vaat ettiğin şey senin kıraathane olmayacak. Yani bilim yuvarları olacak, Ar-Ge üniteleri olacak. Katma değeri yüksek ürünler nasıl üretebiliriz? Bunun çabası hayali içinde olmanız lazım sizin. Yatırımı buna göre yapacaksınız. Ya sürekli betona bir ülkenin kaynağı gömülür mü? Yani hiçbir kaynak sınırsız değil ki. Her şeye beton gözüyle bakılan değil. Hakikaten yatırımı da doğru yapacaksın, ara elemanı da doğru yapacaksın, eğitim seviyesini yükselteceksin. Ya hiç kimse saldırmasın, kusura bakmasınlar da Türkiye kendi de taraf olduğu anlaşmalar var. PISA raporlarına göre eğitimde her yıl geriliyorsun. Fizikte, kimyada, biyolojide, matematikte işte okuduğunu, yazdığını anlama her şeyde geriliyorsun. Şimdi sen bu düzeni değiştiremezsen bunu böyle doğruymuş, iyi gidiyormuş gibi davranırsan zaten adım atma şeyin kalmaz. Bunun yanında bir de gerçekten bir medya özgürlüğünü artık inşa etmek, bunun zaruri olduğunu görmek lazım. Yani şu an bizim medyamız ne halde dediğimizde medyanın çok büyük bir kesimi iktidardan direkt dolaylı bir şekilde faydalanıyor ve manşetlere bakıyorsun ya bir 10 gazetenin manşeti aynı olur mu? Yani bu 10 gazete çok konuştuk bunu tabii, galiba. Aynı olur mu yani aynı böyle şey matbu şimdi bu gazeteciler yargı medya bağımsızlığı diyoruz değil mi? Gazetecilik nasıl bir şeydir yani siz oturup aynı başlığı mı icat ediyorsunuz buluyorsunuz genel yayın yönetmenleri olarak? Kimse kimseyi kandırmasın işte size bir talimat geliyor başlığınız bu olsun diyor. Yazınız bu olsun diyor. Şu olsun diyor. Böyle bir düzen. Dolayısıyla yani bu düzeni değiştirmeden bizim ilerleme şansımız yok. Yapılması gerekenler de bunlar ha. Böyle bir şeyi inşa ettiğinizde şimdi şunu düşünün. Biz diyoruz ki genel başkanımız ifade ediyor. Bir defa sınır komşularımızla ilişkiyi düzelteceğiz. Yani Suriye, Irak, İran gibi ülkelerle bir araya gelip Türkiye'nin bir Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmamız lazım. Yani niye bu coğrafyada bu kadar kıyamet kopuyor? Bu ülkelerin bunu bir şekilde çözümlemesi lazım. Yani Körfez ülkelerine döndük biraz yüzümüzü. Tabii şimdi Allah aşkına yani bunun bir çözümü vardır değil mi? Yani bir adım atmanız lazım. Sizin yani bugün sorsanız
Allah aşkına sağlıklı bir şekilde biri dış politikadaki bizim amacımızı, hedefimizi, 5 yıllık planımızı, 10 yıllık planımızı, 30 yıllık planımızı bir anlatsın bize hamaset yapmadan. Yani mesela desin ki bizim Suriye ilişkin planımız bu. Dünya ile ilişkiler açısından planımız bu. Avrupa Birliği bakanlığı kuruyorsun. Bakanlığın işi Avrupa Birliği ile kavga etmek. Ya kurum o zaman bu yani bakanlığı. Şimdi hiçbir şeyde somut, elle tutulur, mantık süzgecinden geçirdiğinizde bir şey diyemiyorsunuz. Bir de ben gerçekten zannetmiyorum ki kendi ülkesinde kendi vatandaşını bu kadar terörize eden bir iktidar olsun. Yani sabahtan akşama kadar herkese terörist suçlaması yapılır mı ya? Yani bu 84 milyon ülkenin yani yarısından fazlasına çok rahat terör suçlaması yapıyorsun. Yani bu kadar terörist varsa zaten geçmiş olsun, gitmişiz biz. Herkese terör suçlaması yapılır mı? Dikkatle bakıyorum, takip ediyorum. Yani acaba hani devleti yönetiyorlar ya, bir ciddi bir iş yapacaklar mı diye. İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü açıklama yapıyor. Diyor ki ülke içinde, sınır içerisinde sadece 156 terörist kaldı diyor. Sözcüsü bu diyor İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı'na dönüyorsun, o diyor ki zaten 600 tane belediyede var diyor. Yani baktığınızda böyle zerre ciddiyet belirtisi, akıl belirtisi, mantık belirtisi, yönetme kabiliyeti, bunların hiçbirini görmüyorsunuz. Yani çok üzücü ama içinde bulunduğumuz durum bu. O başlığa da geleceğiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftiş başlığına. Birazdan bir aramız var Sayın Uslu. Araya gitmeden önce size söz vermek isterim ekonomi söylemleriyle ilgili olarak özellikle. Şimdi Sayın Bakan dün yaptığı açıklama biraz hani farklıydı. Böyle kıpır kıpır ışıl ışıldansa biraz daha en azından bir adını koydu. Yeni yöntemin bir de MÜSİAD'da yaptı bu açıklamayı. Öte yandan bugün TÜSİAD'dan o sözlere tepki var. Bu açıdan da bir değerlendirmenizi isterim bakanın ekonomi açıklamalarını. Yani o kadar çok şey zigzag yaptılar ki bir politikada ısrar etselerdi belki seçmeni ve sosyal paydaşlarını, ekonominin sosyal paydaşlarını buna ikna edebilirlerdi. Ama arka arkaya işte bir şey, yine yazanı belli olmayan, sahibi belli olmayan bir ekonomik model ortaya çıkıldı. İşte Çin modeli falan diye insanlar kodlamaya çalıştılar ama oraya da çok benzemiyordu. Sonra arkasından işte bir mevduat türünden hareketle yeni bir ekonomik model ortaya koyduklarını iddia ettiler. Aslında bir mevduat türü. Yani zaten bir sürü bankalarda farklı mevduat türler var. Bu da onlardan biri. Sadece bir hazine garantisi veriliyor. Zaten bir sürü şey hazine garantisi veriyoruz. Buna da hazine garantisi vermiş olduk. Endeks olarak da döviz kurlarını kullanıyoruz. Üstelik vatandaş kendi döviz kurunu kendi seçiyor burada. Hani sabit bir dövize endekslenmemiş. Ondan sonra bugün İşte son iki gündür daha doğrusu yani o yerli milli Türk tipinden heterodoksa geçtik. Ben şeyi merak ediyorum, yani AK Parti teşkilatlarına bunu nasıl anlatacaklar? AK Parti teşkilatları sokağa çıktığında bu heterodoks modeli esnaflara ya da işte asgari ücretlere ya da çiftçilere, köylülere falan nasıl anlatacak? Ben esas onu merak ediyorum. MÜSİAD'dakilerin bir şeyler anlama olasılığı var ama yani sokağa indiğinde bu heterodoksu nasıl anlatacaklar? Orada da bir garabet var ve bu da kalıcı olmaz dolayısıyla. Yani eminim ki ilk teşkilat toplantısında baba ne diyorsunuz, yani bunun ne olduğunu anlamadık, kimseye de anlatamıyoruz şey falan diyeceklerdir. O yüzden yani sonunda TÜSİAD'ın neye duyarlı olduğu belli. Döviz istikrarı ve fiyat istikrarı istiyor. Öngörülebilir de bir ekonomik şey, politikalar demeti görmek istiyor. Aslında hepimiz bunu istiyoruz. Ve TÜSİAD bugün yani bunların hiçbiri yine olmadı dedi sadece. Evet. Yani biz sesimizi çıkarınca şey, bizi terörist ilan ediyorsunuz ama bunlar hala yok. Yani ne yapacağız? Nasıl biz burada iş yapacağız? Nasıl ülkemiz şey büyüyecek? İşsizliğe derman olacağız falan diye sorular sordu benim gördüğüm. Evet. Yani şey, iş adamı artık sorunlarını da getirmeye korkar hale geldi. Çünkü sorunları ya da eleştirilerini dillendirdiklerinde işte ilk bölümde konuştuk. Artık şey, yani hükümeti rahatsız eden her şey terör suçu kapsamına sokulabildiği için en azından retorik olarak dosyalar açılmıyor Allah'tan. Şimdilik sadece söylem olarak terörü
teröristle suçlanıyor. Yine de ona rağmen o hani bir önceki açıklamalarında ağızları yanmış olmasına rağmen bugün yine biz size söyledik yine aynı şeyi yapıyorsanız falan şeklinde mahcup bir açıklama yaptılar. Anlıyorum ben onları ama bu heterodoks modeli AK Parti'nin önce kent teşkilatlarına sonra da vatandaşlara nasıl anlatacağını gerçekten merak ediyorum.